vatandaşlarımızın imar sorunlarını çözüyoruz. İmar barışı ile imar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara yapı kayıt belgesi veriyoruz. Hedefimiz, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapılara yapı kayıt belgesi vererek sorunları çözmek. İmar barışından faydalanmak için E-Devlet Kapısı üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz. E-Devlet Kapısı, işlemlerinizi daha rahat ve daha güvenli gerçekleştirmenizi sağlayacaktır. Başvuru için gerekli adımlar ve işlemlere gelin birlikte göz atalım. Öncelikle başvuru yapılabilmesi için geçerli bir E-Devlet Kapısı şifrenizin olması gerekir. Eğer şifreniz yoksa en yakın PTT şubesinden 2 TL ücret karşılığında şifrenizi edinebilirsiniz. Dilerseniz kullandığınız interaktif bankacılık şifresiyle de ücretsiz olarak E-Devlet Kapısı'na erişebilirsiniz. Başvurularınızı takip edebilmeniz ve size başvuru aşamalarını daha hızlı bildirebilmemiz için E-Devlet Kapısı'nda cep telefonu bilginizin doğru ve güncel olması gerekmektedir. Ayrıca e-posta adresinizin de sisteme kayıtlı olması durumunda daha detaylı bilgilendirmeleri de size e-posta yoluyla iletmemiz mümkün olacaktır. Başvurunuzu başlatmak için E-Devlet Kapısı'na Türkiye.gov.tr adresinden TC kimlik numaranız ve E-Devlet şifreniz ile giriş yapın. Ana sayfada yer alan İmar Barışı yönlendirmesine tıklayarak hizmete erişebilirsiniz. İmar Barışı kayıt başvurusu ve sorgulama bağlantısına tıklayın. Açılan alandaki yeni başvuru butonuna tıklayarak başvurunuzu başlatın. İlk olarak başvuru bilgilendirmesini okuyun ve onay kutusunu işaretledikten sonra devam et butonuna tıklayın. Başvurunuzun geçerli olabilmesi için girdiğiniz bilgilerin doğru ve eksiksiz olması gerekmektedir. Başvurunun ikinci sayfasında müracaat sahibine ait bilgiler girilir. Bu bölümlerden bazıları E-Devlet Kapısı'ndaki kayıtlardan otomatik olarak yazılmış olacaktır. Bu sayfadaki bağlantılara tıklayarak cep telefonu ve e-posta bilginizi güncelleyebilirsiniz. Aykırılığın kapsamını mevcut tercihler arasından seçin. Bağımsız bölüm veya yapının tamamı seçeneklerini seçmeniz durumunda açılan yapının tamamının kullanım amacı alanında uygun olan seçeneği tıklayın. Devam et butonuna tıklayarak sonraki aşamaya geçebilirsiniz. Yapıya ait bilgiler doğru ve eksiksiz şekilde girilmelidir. Yapının cadde, sokak veya bina numarası bilgileri mevcut listede görünmüyorsa kendiniz girmek için ilgili kutucuğu işaretleyerek güncel bilgileri girebilirsiniz. Ada, parsel, bağımsız bölüm numarası bilgileri yapıya ait tapuda yazan bilgilerle aynı olmalıdır. Bağımsız bölüm alanı, toplam yapı alanı, arsa yüz ölçümü alanları metrekare birimine uygun olarak girilmelidir. Arsa birim değeri alanına yapının bulunduğu yerin belediyesi tarafından belirlenen emlak vergi değerine esas arsa birim değerini girin. Arsa birim değerini ilgili belediyenin web sitesinden veya belediyeye müracaat ederek öğrenebilirsiniz. Yapı sınıfını da doğru şekilde seçtikten sonra aykırılığın niteliği bölümüne söz konusu yapının imar barışı kapsamına alınması ile ilgili gerekli gördüğünüz açıklamaları girin. Başvurunuza yapıya ait bir veya iki farklı fotoğraf yüklemeniz gerekmektedir. Bu fotoğraflardan ilki binanın dış cephe fotoğrafı olmalı, varsa ikincisi de imara aykırılığı göstermelidir. Fotoğrafların dosya uzantıları başvuru formunda belirtilen kriterlere uygun olmalıdır. Yapıya ait bilgiler sayfasını tamamladığınızda devam et butonuna tıklayın. Başvurunuz kapsamında girmiş olduğunuz bilgiler toplu şekilde size gösterilecektir. Girdiğiniz bilgileri dikkatle inceleyerek kontrol edin. Bu ön izleme ekranında başvuru numaranızı görebilirsiniz. Bilgilerinizi dilerseniz değiştirebilir veya doğru olduğundan eminseniz başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. 24 saat içinde başvurunuz işleme alınacaktır. Başvurunuz alındı bilgisi ve ödemeniz gereken miktar SMS ile cep telefonunuza ve E-Devlet Kapısı'nda kayıtlıysa e-postanıza bildirilecektir. Başvurunuz alındıktan sonra ihtiyaç duymanız halinde ilgili başvurunuzu bir kereye mahsus olmak üzere güncelleyebilirsiniz. Ödemenizi bakanlığın ilan ettiği bankanın ilgili hesap numarasına banka şubesinden veya internet bankacılığı aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru numaranız, bankaya ödeme yapılırken ödeme açıklama kısmında mutlaka yer almalıdır. Ödeme gerçekleştikten sonra yapınız için sistem tarafından bilgi kontrolü gerçekleştirilir ve yapı kayıt belgesi oluşturulur. Bu aşamada belgenizin oluşturulduğu bilgisi SMS ile cep telefonunuza ve E-Devlet Kapısı'nda kayıtlıysa e-postanıza iletilir. Yapı kayıt belgenizi E-Devlet Kapısı üzerinden bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Başvurular 31 Ekim 2018 tarihine kadar devam edecektir.
imar barışı sürecine dair duyurulara, başvuru kapsamında olan yapı bilgilerine, başvuruya dahil edilmeyen coğrafi alanlara, sık sorulan sorulara ve başvuru için gerekli bilgilere, imar barışı ile ilgili tek resmi web sitesi olan imar barışı csb.gov.tr'den erişebilirsiniz.